Sosyal Koltuğun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet abi. Sosyal medyanın pazarlama ve tüketiciler üzerindeki etkileri nelerdir? Sosyal medyanın pazarlama üzerindeki etkisini ve tüketici olarak yani iki şekilde değerlendireceğim. Bu değerli takipçimizden gelen bir yorum. Pazarlama üzerindeki etkisi net olarak çok daha aktif şekilde pazarlamayı tetikledi, hızlandırdı ve dönüşümü artırdı. Tüketiciler üzerindeki etkisi ise hızlı şekilde bir markanın, bir hizmetin ya da bir oluşumun ya da bir ürünün anında onlara ulaşmasını sağladı. Ve birden fazla da o hizmet ya da ürünle alakalı detaylı bilgiye sahip olmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri oldu. Sosyal medya başarısı söz konusu olduğunda ölçülmesi gereken en önemli metrik sizce nedir? Wow! En önemli metrik. Yani hani metriklerin içinde bir metrik gibi bir şey. Karar vermek gerekirse direkt olarak tek bir metrik var arkadaşlar. Dönüşüm. Çünkü ben bir tüketici olayım, hani bir ajanstan ya da bir uzmandan destek alıyor olayım. Ben sadece şuna bakarım. Bana ajansın sağlamış olduğu, reklamdan getirdiği milyonlarca izlenmeye, görüntülenmeye ya da oradaki o sayılara çok fazla bakmam. Hatta bana binlerce beğeni ve yorum da getirsin. Ama benden dönüşüm olarak yani satış odaklı bir dönüşüm gerçekleştirmediyse bu elde ettiğim bütün metriklerin bana göre hiçbir önemi ve özelliği yok. Sosyal medya ticaretinin avantajları ve olası tehlikeleri nelerdir? Oo, mükemmel. Yani avantajları daha çok hani herkes bunu göz önüne bulunduruyor ama çok ciddi bir problem. Hani dezavantaj aslında büyük bir sorun var ortada. Mesela güzellik merkezlerinde, özellikle sağlık turizmi yapan kliniklerde çok çok ciddi şekilde sosyal medya reklamlarına bir bağımlılık var. Bu sosyal medya reklamları düzgün gitmezse işler tamamen kötüye gidiyor. Hem mental olarak yıpratıyor bu işletme sahiplerini hem de endişelendiriyor. Bu gerçekten dezavantajlarından biri. Ama tabii burada sosyal medyayı gerçekten iyi kullanan, kullanabilen, kurguyu ve markasını konumlandırmasını çok güzel yapabilen markalarda tabii ki sosyal medya çok daha aktif şekilde öne çıkarttırabiliyor bunu. Ne gibi? Eğer sosyal medyasını sadece reklam odaklı, dönüşüm odaklı değil de daha çok organik olarak izlenme ve organik olarak etkileşim almaya yönelik içerikler üretiyorsa, altını çizdim, bu işletme her daim net olarak kazanır. Yani reklam olsa da kazanır, reklam olmasa da kazanır ve aslında birçok işletmenin de yapması istediğimiz, biz reklamcılar ya da ajanslar tarafından istediğimiz de tam olarak bu. Sosyal medyanın gücü neyi ifade ediyor ve bu gücün sınırı var mı? Şey gibi oldu. Zeus'un. Zeus'un şimşeği. Öyle bir güç gibi bir şey oldu yani. Ya bu aslında eskiden biliyorsunuz ki takipçiyle ölçülüyordu. Hani ne kadar takipçin varsa, ne kadar çok takipçin varsa o kadar iyi güçlüsün gibi bakılıyordu. Bundan 3-4 yıl önce böyleydi. Düşünceler. Hatta birçok insan da takipçi satın alıyordu. Eminim bunu geçtiğimiz yıllarda bu hata yapanlar da olmuştur. Ama şu anda takipçiniz tabii ki önemli. Hani doğru orantıda zaten büyüyor. Organik olarak siz bunu çalıştığınızda 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 şeklinde katlanarak devam ediyor. Ama en önemli şey net olarak burada izlenme. Yani izlenme odakları. Çünkü biliyorsunuz son dönemde artık dünya videoya döndü. Çünkü eskiden biz bir şeyleri merak ettiğimizde Google'a yazıp arıyorduk ve öğreniyorduk. Ama şu an herkes merak ettiklerini YouTube'a yazıp arıyorlar ve oradan cevap alıyorlar. Aynı şekilde şu anda sosyal medyada da son 2 yıl öncesindeki yapılan bir devrim niteliğinde bir karar. Yani
İşte Reels formatlarının hayatımıza girmesi, Shorts, YouTube Shorts'un aktif olması ki bunu TikTok'un aslında tetiklemesi ve diğer sosyal medyaların bunu örnek almasında yatıyor. Bu sorunun cevabı kesinlikle izlenme. Yani çokça fazla izlenme, tabii organik, keşfete düşme, milyonlarca gelen izlenme ve etkileşim. Bu sorunun cevabı bu. Zaten bunu elde eden bir profil eminim ki takipçi de kazanacak. Eminim ki doğal olarak dönüşüm de kazanmış ve kendisine değer katmış olacak. Neden bir sosyal medya uzmanına ihtiyacımız var? Güzel soru. Bu soruları biz yazıyoruz gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu sorular gerçekten bize, takipçilerimizden geliyor. Hani çünkü bunu ben de sorardım. Ya kardeşim ben seninle neden çalışmalıyım? Niye çalışmalıyım? Yani niye böyle bir ihtiyacım var? Çünkü sosyal medya uzmanı kişiler, ajanslar daha öncesinde bu sektörle alakalı gerçekten sorunları, bakın cımbızlıyorum, sorunları çok iyi bildikleri için sizin sorunlarınızı direkt çözüp ya da bu sorunlara mal vermeden direkt çözümü üretip hızlı şekilde sizin aksiyon almanızı sağlar. Artı reklamda sizin deneme yanılma yaparak doğru hedef kitleyi, doğru reklamı, doğru kreatifi bulmanız için bir zaman ve para geçmesi gerekiyor. Yani harcamanız gerekiyor bu parayı. Bunu da harcatmaz ya da bu zamanı da size kazandırır ve hızlıca bildiği, elde ettiği tecrübeleri ve tamamını harmanlayıp size mükemmel bir reklam girer. Böylece siz katalizör etkisi görmüş bir kimyasal reaksiyon tepkimesi gibi hızlı bir şekilde markanız için dönüşüm almaya başlarsınız. Aslında tamamen bu sorunun cevabı bu. Yoksa işte elde edilen bu metrikler ya da o sayılardan ibaret değil. Hatta biz son dönemde ajansiyer olarak bir yıl öncesine aldığımız kararla şöyle bir ajansa evrildik. Yani biz artık dijital performans ajansıyız. Yani biz net olarak performans odaklı çalışıyoruz. Sizin cironuzu katlıyor, dönüşümlerinizi hızlandırıyor ve en son aşamada da en az maliyete reklam yaparak size değer kazandırıyoruz. Sosyal koltuğun ikinci bölümünde sorular bunlardı. 5 soruyla sınırlandırmaya karar verdik. Çünkü birinci bölümde çok uzun oldu. Dedim ki sıkılabilirler. Kısaltalım. Hızlı hızlı böyle izleyebilsinler. Değerli sizler. O zaman sorularınız varsa yine aynı şekilde yorumlara bekliyorum. Lütfen bu videoyu da keşfetten ya da bir şekilde karşınıza çıktıysa ya da biz size zorla böyle hani link attıysak işte izle bizi, izle bizi falan dediysek de sizden ricamız lütfen abone olmanız. Burada abone olmayı unutmayın. Klişelerine girmek istemiyorum ama inanın buradaki ofisteki tüm arkadaşlarımız, çalışanlarımız ve ben dahil olmak üzere bir tane abone artışında bile İşte bunu yaşıyoruz. Siz de bu eğlenceye ya da bu heyecana ortak olmak istiyorsanız aramıza katılın. Teşekkürler.